1919'da Samsun adım atarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk, çok önemli olan bu tarihi günü biz gençlere hediye etti. Bunun en büyük sebebi ise kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omzunda ve gençlerin dinamizmiyle yükselecek olmasıydı. Nitekim öyle de oldu. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar uluslararası çapta evrensel değerleri ilke edinmiş birçok bilim insanı ve sanatçı yetiştirdi. İşte onlardan bazıları. Cumhuriyetin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Profesör Doktor Cahitan, 1910 yılında doğmuş ve eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmaya başlamıştır. Uluslararası alanda birçok başarılı çalışmaya imza atan Cahitan, kendi adıyla anılan arf saati, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkılar bulunmuştur. Bunun yanında Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte Hesse arf kuramını geliştirmiştir. 1910 yılında da Profesör Doktor Nusret Gökdoğan, 1928 yılında devlet bursuyla Fransa'ya gönderilmiş ve burada fizik bölümü bitirerek Paris Gözlerinde staja başlamıştır. Daha sonra ülkesine dönen Gökdoğan, Kandil Lirası Hastanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde astronomi kürsüsünde çalışmaya başlar. Uluslararası alandaki çalışmalarına devam eden Profesör Doktor Nusret Gökdoğan, Fransa'da Meudon ve Nice, İsviçre'de Basel ve İtalya'da da Asiagora Hastaneleri ile ortak araştırma programları geliştirilmesini sağlamıştır. Arkeoloji bilimine önemli katkılarda bulunan Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Profesör Doktor Jalinan 1914 yılında İstanbul'da doğdu. 1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih Üniversitelerinde tamamladı. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün kurulması çalışmalarına katıldı ve bu kürsünün ilk asistanı olup Profesör Doktor Arif Mühit Mansel'in asistanlığını yapmaya başladı. Özellikle ülkemizdeki birçok kasaya katılan Cale İnan, çok önemli tarihi eserleri ülkemize kazandırdı. İnan, 1980 yılında Perge'de ekibiyle birlikte belden yukarısı olmayan bir Herakles heykeli buldu. Yorgun Herkül olarak bilinen heykelin belden aşağısı Antalya Müzesi'nde sergilenirken üst bölümü yıllarca bulunamadı. Cale İnan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki parça ile Antalya Müzesi'ndeki parçanın birbirine ait olduğunu 1990 yılında kanıtladı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Yorgun Herkül heykelinin üst kısmı 2011'de Türkiye'ye getirildi. 1923 yılında doğan Profesör Doktor Semahat Gelder, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabi İlimler bölümünü 1946 yılında bitirdi. Doktora sonrası eğitim için Amerika'ya gitti ve eğitimine Columbia Üniversitesi Zooloji bölümünde devam etti. Böcekler üstünde yaptığı deneyler, davranışları kontrol eden mekanizmanın temelinde beyindeki nörosekresyon hücrelerinin bulunduğunu gösterdi. Alanında ilk olan bu çalışma ile ilgili olarak 1958 yılında 3 makale yayınladı ve dünyadaki ünlü bilimsel dergilerden birçok atıf aldı. Sonra 1975 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü ile onurlandırılan Profesör Doktor Semahat Gelday, özellikle Amerika'daki birçok üniversitede konferans ve seminerler vermişti. İyonla Köşüredi 1936 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okudu. 1997 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Felsefesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde de kurucu direktörlüğü yaptı. 1998'den beri UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü'nün sahibidir. 1996 yılında Türkiye Bilimler Akademisi ödülünü ve Almanya'dan da Goethe madalyasını almıştır. Birçok ödül alan Küçüredi, 2003 yılında UNESCO Aristoteles madalyasını aldı. Profesör Doktor Türkan Saylan, 21 yıl boyunca Lepra Hastanesi'nin başhekimliğini yapmış ve çalışmaları sayesinde Türkiye'nin cüzzam hastalığını 15 yıl içinde tamamen bitirmiştir. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusundaki danışmanlığını yapmıştır. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda Avrupa Dermato ve Nöroloji Akademisi ile Uluslararası Lepra Derneği'nin de üyesi olmuştur. Tıpın yanı sıra eğitim alanındaki çabalarından dolayı 1986 yılında Uluslararası Gandhi Ödülünü almıştır. Özellikle kızların eğitimi konusunda ölünceye kadar aralıksız bir gayret göstermiştir. Müziğe olan ilgisi 2 yaşına başlayan İdil Berit, henüz 7 yaşındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılan Harika Çocuklar isimli bir kanun çerçevesinde eğitimi için Paris Konservatuarı'na gönderildi. 8 yaşında Paris Radyosu'na ilk konserini verdi. Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Almanya gibi birçok farklı ülkedeki uluslararası piyano yarışlarında jüri üyeliği yapan İdil Berit birçok ödül almıştır. Ayrıca İdil Berit'e Polonya hükümetinin kültür liyakat, Fransız hükümetinin
Şövalye de Lord National Merit nişanları da verilmiştir. Edilberit 1971 yılından beri devlet sanatçısıdır. Mustafa İnan, Ahmet Say, Meliha Terzioğlu, Müşfik Kenter, Feza Gürsey ve Cumhuriyetimizin yetiştirdiği daha onlarca bilim insanı ve sanatçı. Bütün bunları birlikte düşününce Atatürk'ün Cumhuriyeti kurma yolunda ilk adımı olan 19 Mayıs'ı, bu özel günü neden gençlere hediye ettiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle biz de 102 yıl önceki bu özel adımda ilham alarak evrensel değerler temelinde aklın ve bilimin aydınlığında yürüyeceğimize söz veriyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.